Adana'da 5 yaşındayken annesinin hayvanların üzerindeki haşereleri öldürmek için hazırladığı ilacı ayran sanarak içtikten sonra felç olan Emine Özel, 52 yıl sonra doktorun verdiği ilaçlar sayesinde yeniden yürümeye başladı. Doktorlar hep eve getirdiler. Faytonla beni götürdüler en iyi doktorlara. Gösterdiler Adana'nın o zaman doktorları işte dediler şey olmuş. Damarları çekilmiş, damarları kurumuş. Hiç boşa çaba sarf etmeyin. Gülbeyaz ve Mehmet Önal'ın 9 çocuğundan 3.'sü olarak dünyaya gelen Emine Önal, 5 yaşındayken annesinin hayvanların üzerindeki haşereleri öldürmek için hazırladığı ilacı ayran sanıp içtikten sonra beyin felci geçirerek bir daha yürüyemedi. Sulandırılmış böcek ilacının etkisiyle yakalandığı ateşli hastalıkla el ve ayakları kullanılmaz hale gelen ve felç olan Önal, Malatya, Sivas ve Adana'da tedavi görmesine rağmen bir sonuç alamadı. Sonucunda işte tüm yere yapıştım. Hiçbir şey elimi yerden kodumu kaldıramadım. Yemeğimi yiyemedim. Tüm yere oturak yani tüm felç oldum. Yerden hiç imkanım yoktu kalkmaya. Emeklemeye bile gücüm yoktu. Temel ihtiyaçları annesi ve kardeşleri tarafından karşılanan Önal, 3 yıl önce tekerlekli sandalye almak için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor talebinde bulundu. Başından geçenleri anlatan Emine Önal'dan raporu yazan nöroloji uzmanı Doktor Turgay Özcüler beyin filmlerini istedi. Kendisi yürüyemediği için annesi aracılığıyla filmlere bakan doktor Önal'a ilaç yazdı. Filmleri inceleyen Özcüler, bu hastanın yürüme şansı olabilir deyince aile büyük bir mutluluk yaşadı. Ondan sonra da işte Adana'da da gene aynı oldu. Hiç gayrı umut kesildi. İkimiz bir burada ağlıymıştık. Şu komşular görmüş. Kapıyı çalmamışlar. Dediler ki ikimiz bir ağlıydız dediler. Neydim Allah? Bunu benden önce al. Kimse bakmaz, ablalar da bakmaz. Elin kızları hiç bakmaz. Allah bunu benden önce al. Bu ağlar, ben ağlarım bu. Ondan sonra ablam harekete geçiyor. Biz de inanamadık. Çünkü umut kesilmişti artık. 50 sene geçmiş aradan. Umut kesilmiş, bitmiş. Doktorun verdiği ilaçları kullandıktan kısa bir süre sonra farkında olmadan hareket etmeye başlayan Önal bir süre sonra ayağa kalktı. Daha önce sürekli ailesinin yardımıyla dışarı çıkan ve tekerlekli sandalye kullanan Önal, bunları bir tarafa bırakarak kendi başına yürümeye ve ev işlerini yapmaya başladı. Şey ver. 52 yıl sonra yeniden doğmuş gibi olduğunu anlatan Önal, 5 yaşından bu yana gitmediğim doktor kalmadı. En son tekerlekli sandalye almak için gittiğim doktorun verdiği ilaçlardan dolayı ayağa kalktım. Çok mutluyum. Şimdi 52 yıldır yapamadıklarımı yapıyorum. En büyük hayalim okula gitmekti. Hastalık nedeniyle gidememiştim. Şimdi Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'ne gidip okuma yazma öğreniyorum. Doktordan Allah razı olsun. Daha önce yürümeyi bir tarafa bırak, ellerimi bile oynatamıyordum. Doktor bana ilaç verdikten sonra bir çocuk gibi önce emeklemeye, daha sonra yürümeye başladım. Yürüdüğüme kendim bile inanmıyorum diye konuştu. Hepsini birleştir. Topla bakalım. Çok mutluyum. Çok herkese yardımcı olanlara, hocalar olsun, herkes çevrem olsun. Hepsinden çok mutlu, teşekkür ederim. Herkes bana destek oluyor.